Yani bunlar gözaltı değil, sadece ifade için bizi çağırıyorlar. Bugün muhtarı da ifade için çağırırlar, beni de çağırırlar, annesini de çağırırlar. Yani bu karalama, bu kötüleme, benim kızım, benim niyet, bizim hepimizin niyeti nedir? Kızımızın bulunmasıdır. Eğer bugün benim oğlum suçluysa zaten suçludur. Ben suçluysam suçlu, o suçluysa suçlu. Bu devletin bileceği bir şey. Biz de halk gibi, insanlar gibi bekliyoruz. Şu an oğlum için de öyle dediler. Dişisi narinin çıkmış, yalandır. Sadece bir valilik açıklaması var. Eğer valilik açıklama bugün ne yaparsa doğrudur. Başka sosyal, başka bir yerde ne haber çıkarsa yalan atıyor, iftira atıyorlar. Hani ifadeye gitmemiş. Bugün hastaneye gitmiştim işte. Rahatsızdı. Hastaneye götürüp ona bir iki tane sarım vurduk. Yani hastaneye mi de götürelim? Ya şimdi muhtardır, köyün muhtarıdır. Gidip bir ifade veremez mi? Ya da başkası için gidemez mi? Ya da başka kendisi için, kendinin ifadesi için gidemez mi? Ama bugün valilik, valiliğin yaptığı açıklamada ben yalandır diyebilir miyim? Şimdi devletin bir kurumudur. Bugün devlet ne diyorsa odur. Hepimiz durmuşuz devlete bakıyoruz. Sizden ricam biz de sizin gibi bekliyoruz. Yani gerçekten zaten uyuyamıyoruz, yemek yemiyoruz, içemiyoruz. Aklımız başımızda değil, böyle böyle sosyal medyada bizi incitmeyin. Sizden ricam. Herkesten rica ediyorum. İfadeye çağırabiliriz, bu doğal bir şeydir. Ama bugün valiliğin yapacağı açıklama neyse doğrudur. Geri kalan yalan. Perişan olmuşuz. Bir de bu tür haberleri gördüğümüz zaman telefonu şu an kullanamıyoruz. Kullanmıyoruz da. Ayıptır yani ya. Ya ben de telefonumuzu da açamıyorsunuz. Yani şimdi bu görmek bile istemiyorum. Biz buradayız. Geçen gün ben biraz rahatsızdım. Hastaneye gittim, babası kalp krizi geçirmiş. Ya ne kalp krizi geçirmiş? Ayıp değil mi ya? Yani insan bir rahatsızlığı olmaz mı? Bunun gibi nice şeyler. Ne ifadesi varsa götürülecek. Gereken neyse devlet zaten yapıyor. Ben teşekkür ederim.